Evet arkadaşlar merhabalar. 21 Mayıs Pazar gününden tüm aracı dostlara merhaba. Yaklaşık bir ay önce şu narın arkasından aldığımız karakovanımız, oğlumuz vardı. Karakovana bölme yapmış, direkt karakovana aktarmıştık. Şimdi onu bir kontrol edeceğiz. Durumu nedir, ne değildir? Karakovanımız burada. Ondan sonra bir oğlumuz daha çıktı. Onu da şöyle aşağıya aldık ama bu içerideki bahçemizin içerisine. Bir durumuna bakacağız. Nasıl? Ne değil? Böyle narlarımız çiçekte. Önümüzdeki haftadan itibaren bölgemiz daha çiçeği açmaya başlayacak. Gerçi bu haftadan itibaren açmaya başladı. Önümüzdeki haftada böyle tamamen tarlalar, ayçiçeği tarlaları akmaya başlar. Böyle kayısımızın altında. Buraya almıştım ben bu karakovanı. Bakalım şöyle usulca bakacağız. Durumu nedir ne değildir. Bir tane yarım kek vermiştim ilk bölme yaptığımda. Bu hafta durumu nasıl ben de merak ediyorum. Şöyle yaklaştırayım az daha. Evet. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerseniz sevinirim. Şöyle Bismillah deyip şöyle bakalım bakın durumuna. Şimdi bu karakovanı ilk kez kullanıyorum. Tabut tarzı. Şimdi bunun bir eksisini söyleyeceğim. Şimdi bu açıldığı zaman arkadaşlar böyle arılar şu alanlara giriyor. Şu iki bölmenin birbirine böyle yapıştığı, bütün olduğu bölmelere giriyor. Yani o arı eziliyor. Yani arı ezmemek gerekiyor ama yani ana arı hasbelkader o arada olursa o da çok büyük sıkıntı arkadaşlar yani. Öyle açacağız. Mecburen. Buralar hep gördüğünüz gibi böyle güzelce doldurmuş. Bakalım. Şimdi şöyle şunu bir en arkaya alayım. Şimdi burada bir petek örme çalışması var. Bu tarafta. Ben bu karakovanla ilk kez çalışıyorum. Yani hem de bu yıl başladık bu işi. Artılarını, eksilerini göreceğiz. Dediğim gibi ya bana göre şu an eksi olan tarafı bu yüzeyi de kapatırken arı denk gelirse, gerçi körük falan veriyoruz ama o arada maalesef eziliyor. Bu çıtırtı seslerini duyuyoruz. Kötü oluyor. Böyle bir bakacağım. Yani şöyle bir bakacağım. Nedir ne değildir diye şöyle. Evet. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi full kapalı yavru. Buraya kendi işçi gözü örmüş. Bunu usulca geri koyacağım. Biraz zahmetli. Yani dikkatli çalışmak gerekiyor. Daha burayı henüz örmemişler. Şu eski kasnaklarından vardı. Onlara bir bakalım. Onlar ne durumda?
Evet arkadaşlar bakın burayı da komple kapalı yavru yapmış. Burayı komple kapalı yavru yapmış. Bal var, polen var. Hani koloni daha yeni kendine geliyor. Anca zaten o oldu çünkü. Düzen aldı, bunları kabarttı. Derken bayağı süre geçti. Yani yaklaşık bir ay oldu diye hatırlıyorum. Şuraya bir tane yine boş kasnak vermiştim. Ona ne yapmış? Böyle gördüğünüz gibi bak nektar gelmiş taze. Bu tarafa. Bu erkek gözüydü gerçi. Yarım kabarmış kasnaktı arkadaşlar. Kendi onu böyle görmüş. Bu tarafta böyle hazır. Durum bu şekilde. Şu aradakine de bakalım. Bakın onun durumu ne? Burayı ne yapmış? Şu ikinciyi çekelim. Burayı ne yapmış? Burayı full kapalı yavru yapmış arkadaşlar. Alt taraflarda larvalar var. Bu tarafı böyle tel atmıştım ben. Hampetek vermeye çalışıp. Çok fazla kurcalamayalım. Ya önerim ne olabilir? Bu tarz karakovanı alırken bunlara değil de bunların kare tiplisi olanlar var arkadaşlar. Bu fenli kovan dediğimiz kovan çerçevesinin yarısı kadar, %50'si kadar olan uzun yine böyle karakovanlar var. Şimdi bakın, bak mesela ara oraya gitti. Biz bunu kaparsak o orada ölecek. Yani onları tercih etmeniz bence daha iyi olacak. Ben iki tane almıştım bundan. Oğul bölerim diye düşündüm. İki tane oğlumu da bunlara aktardım. Herhangi bir çıtırtı duymadık. Şu an bir ara öldürmedik kaparken. Durum böyle. Yani dediğim gibi bunlar da kullanışlı. Güzel. Gayet böyle otantik duruyor ama o kare karakovanlar var. Onları tercih ederseniz daha sağlıklı olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yarım fenli kovanın çerçevesinin yarısıyla çalışırsınız. Yine onlar da böyle 20 gözlü galiba, 15'li 20'li. Onlarla çalışmak daha kolay olacak. En azından ham petek vermek isterseniz peteği ortadan ikiye bölüp yine ona yapıştırabilirsiniz regülatörle. Onları da tellersiniz zaten. Küçük küçük ruşet, yarım ruşet kovanlar var. Aynı onlar gibi. Onlar daha kullanışlı. Çünkü bunda kasnak olduğu için gördüğünüz gibi arı düzensiz örüyor. Birinin başından ötekinden işte tekrardan böyle çaplamaya alıyor. Çünkü kendine bir pay bırakıyor. Geçiş yeri. Dalak attığı gibi yani. Dalak attığını düşünürsek. Yani bunda birazcık daha düzensiz. Bakalım. Kovan daha yeni kendine gelmiş bu oğul. Şöyle bir 10 gün sonra ayçiçeğinden nektar akımı başlayınca bakalım ne olacak. Çalışması gayet güzel. Şu an kovanın ön tarafında şöyle gösterecek olursak uçuş tahtası tarafını böyle giriş çıkışlar gayet güzel. Bakalım bunları iç bahçeye aldım. Bunlar burada kalsın. Bunları deneme maksatlı koydum. Oğullarıma aktardım bunu. Tüm arıcı arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Bereketli sezonlar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.
yorumlara, eleştirilere açığız. Desteklerseniz naçizane sevinirim. Tüm herkese bereketli sezonlar diliyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.